Akdeniz biliyorsunuz 65 mahalleden oluşuyor ama Akdeniz deyince merkez akla geliyor. Şehrin en önemli ilçesi. Bir yandan ticaretin, bir yandan turizmin, bir yandan tarımın olduğu, limanın, serbest bölgenin olduğu en kritik Türkiye'deki önemli ilçelerden bir tanesi. Fakat bu ilçemizin içinde çok fazla kaçak yapı ve miadı dolmuş, yaşı çok fazla olan inşaatlarımız vardı. Konutlarımız ve iş yerlerimiz vardı. İşte Barış Mahallesi de tam bunlardan bir tanesi. İki katlı, üç katlı ama bundan 70 yıl önce, 60 yıl önce yapılmış. Demiri, çimentosu artık patlamış. Kendisini ortaya çıkartmış. İnşaatlarla dolu. Sokakları dar, yeşil alanları olmayan, otopark alanları olmayan, sosyal donatı alanlarından mahrum bir mahalleden bahsediyorduk. Geldik, burada projeler çizdik, vatandaşla oturduk, anlaştık. Ve şu an %90 oranında vatandaşla tapu devirlerini gerçekleştirmiş olduk. Yani çok ciddi bir memnuniyetten söz ediyoruz ki Türkiye ortalamasında böyle %90'ı bulmak kolay bir iş değil. Yapılar hızla ilerliyor. 18 blok var arkamızda. Şu ana kadar açılmamış 5 tane bloğumuz var. Temeli atılmamış 5 bloğumuz var. Diğerlerin hepsi temeli atıldı. Bunların içinde çoğu bitti. İnşallah 2024'ün ikinci çeyreğinden sonra da tamamen bitip vatandaşlarımıza teslim edeceğimiz bir projeden bahsediyoruz. Bu projede 500'ün üzerinde konut, 50 iş yeri, bir cami, kültür merkezi ve sosyal donatı alanlarının olduğu çok güzel bir 40 dönemlik yerinde bir dönüşümden bahsediyoruz. Yani sokakta veya bir apartman dairesinde veya bir apartmanda bir sitedeki bir dönüşüm değil, yerinde bir mahallenin dönüşmesinden bahsediyoruz ki örnek olacak bir proje, Türkiye'de örnek olacak, Mersin'de örnek olacak bir projeden bahsediyoruz. Tabii ki Mersin'de eğer biz güvenilir ortamlarda yaşayıp alışveriş yapmak istiyorsak sadece Akdeniz'in değil, büyükşehirin ve diğer ilçe belediyelerinin de hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmesi gerekiyor. Biz bunları yaptık. İnşallah 2024'ten sonra yeniden burada olduğumuz takdirde biz hızlı bir şekilde Akdeniz'de dönüşümü devam ettireceğiz. Bu son 5 konut, 50 adet dükkan, 1 adet cami, kreş, ticaret ve kültür merkezi inşaat. Temeli açılmamış 5 bloğumuz var. Artı kreş artı seviyesinde. Yani ortalama bitim süremizde duvarda seramiktir, mermerdir ve buna benzer envanter diğer kalemler de zaten akabinde. Ondan sonra ileriki süreçte diğer temelleri açma durumumuz var. Yani önümüzde tıkkaba işçiliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Çalışan personel sayımız 120'yi geçiyor. Yarın inşallah beton dökeceğiz bunları. Kolay gelsin arkadaşlar. Tamam.